Yöresel ürünlerde coğrafi işaretin katkısı. Yerelden globale Bolu Kabağı'nın coğrafi işaret eğitim çalıştayı Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde başladı. Programa vatandaşların yanı sıra stajyer öğrenciler katıldı. Dört gün boyunca devam edecek çalıştayın açılış konuşmasını Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı gerçekleştirdi. Kaşıkçı, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hepiniz biliyorsunuzdur, bir ıza buğdayı projemiz vardı bizim 4-5 yıldır yürüttüğümüz. Sözleşmeli olarak üreticilere ürettirip kendimiz taş değirmende un haline, bulgur haline getirip paketleyip satışa sunduğumuz bir ıza buğdayı projemiz vardı. Kooperatif başlayınca mantar projesi de üstüne eklendi. Şu anda Bolu'da 140'a yakın mantar üreticisi var. 700 kişi de kurs almayı bekleyen, mantar yetiştirmek isteyen vatandaşlarımız var. Iza buğdayında da 50 kişilik bir sözleşmemiz yapıldı geçen yıl. Bu yıl oradan 300 ton buğday bekliyoruz. Bu 300 ton buğdayı un veya bulgur haline getirip satışa sunacağız. Kaşıkçı, Bolu Kabağı'nın da coğrafi işaretli ürünler arasına katmak istediklerini belirtti. Coğrafi işaretler konusunda ticaret odamız gayet iyi gidiyor. Sürekli yeni bir şeyler katıyor. Tebrik ediyoruz onları da buradan. Bizim de onlara bir katkımız olsun. Kıbrısçık pirincinin, işte bombay fasulyesini, bunların bütün coğrafi işaretli ürünlerimizin kooperatifte satış ofislerimiz var. Belediye önünde ve Karacası yolunda. Oralardan tedarik edebilirsiniz. Bunlara kabak da karışırsa inşallah o da katılır. Böylece daha da çok zenginleştirmiş oluruz coğrafi işaretli ürünlerimizi. Ben de hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. Çalıştay'ın ilk gün eğitimleri marka uzmanı Soysal Kılıç tarafından verildi. Açılı Marka Patent Ofisi'nden katılıyorum.